Selamlar. Bu videoda kasino dansının gelişmesine çok büyük etki sağlamış olan bir tane filmi inceleyeceğiz. YouTube'a geldi bu film. Fakat ondan önce neden o filmi inceliyoruz? Onu da bir röportaj içerisinde görüyor olacağız. İkinci ya da üçüncü nesil bir kasino dans severinin ağzından bir röportaj var. Orada geçiyordu. Bu filmin ismi 56-57 yıllarından bahsediyorum. Dolayısıyla o röportajı baz alarak o filmi hep merak ettik ve gün geldi YouTube'da o film var oldu. Onun sahnelerini inceliyor olacağız. Herkese iyi seyirler şimdiden. Evet, şimdi önce bir röportaja bakalım. Röportajın önemli kısmı şurasıydı. Benim YouTube kanalımda bulabilirsiniz bu röportajı. İsmi ne derseniz, kasino dansı parantez içinde Cuban salsa nedir? İlk ağızdan öğrenelim. İngilizce alt yazılı ismi bu. Biraz uzun bir isim var. İzleyelim. Pero poco a poco va invadiendo la isla, pero siempre pudiéramos decir que musicalmente está presente el son cubano. Birincisi, kasino hangi müzikle dans ediliyordu sorusu. Cevap son Cubano. Pero en La Habana convergían muchas cosas diferentes, como el caso de rock and roll, estamos hablando de los años 50, Bing Harley y los Cometas, Elvis Presley. Tam da bu noktası önemli. Hafif geri alayım. Havana'da farklı bir şey oldu diyor. Rock and roll'la birleşen bir müzik ve herhalde dans dünyası var. Daha çok dansı kastediyor. Rock and roll'dan da müzik olarak enerji gelmiş olabilir. Burada iki isim var. Bill Haley ve His Comets'le Elvis Presley 1950'ler. Biz de Bill Haley ve His Comet dediği filmi inceliyor olacağız. Bu orkestranın ismi Rock Around the Clock filmin ismi. Y los cometas, Elvis Presley. Aquí teníamos tan cerquita de Estados Unidos, además dependiente desde el punto de vista económico de Estados Unidos, éramos bonos productores. O zamanlarda Küba Amerika'ya ekonomik olarak oldukça bağlı. Dolayısıyla kültür ilişkisi de oldukça kuvvetli. Bono exportador, todo era a partir de la caña de azúcar. Pero este fue el traspatio de los Estados Unidos. Bayağı Amerika'nın aynasıydı diyor Küba için. Por tanto, era muy difícil que algo sucediera en Estados Unidos, que al otro día, prácticamente al otro día, no tuviera una repercusión en Cuba. Y ese es el caso de los Andrés. Evet, bir gün Amerika Birleşik Devletleri'nde popüler olan şey ertesi gün Küba'da popüler oluyordu. Bu rock and roll için de geçerli oldu. Bu kadar yeterli. Siz daha sonrasında izlersiniz. Şimdi Rock Around the Clock'a geçeceğiz. Evet. Rock Around the Clock filminde birinci dans sahnesini bir inceleyelim bakalım. Ne tür bir müzik çalıyor ve nasıl bir dans var? Orkestrayı incelediğimizde saksafon, piyano, bas, arkada perküsyon bir nefesi daha var sanırım. Görünüyor. Slow bir müzik çalıyor. 1-2-3 adımları da görüyoruz. Kapalı pozisyon, tamamen kapalı pozisyon dans ediyorlar. Evet, birinci sahne buydu. Şimdi ikinci sahneye gideceğiz.
İkinci sahne bir rock and roll sahnesi. Bolca figür görüyor olacağız. Dolayısıyla kasinoya, o zamanki son dansına daha doğrusu eklenecek olan figürler bunlar olsa gerek. Bir bakalım. They're slaughtering cattle. Did you hear that? All I can say is square dancing is sure change. See you later, alligator. I told you, slaughtering cattle. Corny, how long has it been since you've seen a dance hall jump like that? About 3 years ago at Roseland, when that flea circus act got loose. What is that outfit playing up there? I don't know. It isn't boogie. It isn't jive and it isn't swing. It's kind of all of them. Hey, sister, what do you call that exercise you get? It's rock and roll, brother, and we're rocking tonight. It's rock and roll. When I thought of what you told me, nearly made me lose my head. Say, pardon me, friend. Would you tell me what the name of that band is? It's later, what? Man. Later. I'm gone now. I don't dig nothing. Miss, pardon me, do you know the name of that orchestra that's playing? Crazy, man, crazy! Evet, şu aşamaya kadar sağa dönüş gördüm. Kadın erkeğin yer değiştirmesi ki kasino dansına en çufla olarak girecek hareket muhtemelen o. Adios bulca görünüyor. Küba'nın figür isimleriyle eşleştirerek söylüyorum. Ve ayak hareketleri geliyor. Akrobasiler de var. Bunlar da mutlaka girmiştir bir zaman. Ancak kalıcı olmamışlar. İzlemeye devam edelim. Tabii orkestradaki nefesler ve piyano önemli. Küba'daki son müziğini değiştirecektir bu konsept. Dolayısıyla ne diyebiliriz? Cazlı son konseptine geçiş olmuştur. Ona da son urbano diyorlar zaten Küba'da. Şehir sonu yani. Dolayısıyla müzik şehir sonu olunca dansta bu şekilde bir figürlerin alındığı bir dans haline gelmiş oluyor. Tabi kılık kıyafet de önemli. Erkekler ceket, pantolon, kösele ayakkabı, kadınlar da hule, tek parça elbise gibi gözüküyor. Oldukça moda ve çok hoş gözüküyor gerçekten. Zamanda son oldukça kapalı pozisyon yapılıyormuş. Gitarlı olan versiyonda öyleydi herhalde. Burada da bir dans sahnesi geliyor olacak bunlarla ilgili olarak. Burada da tarih 1956-57, 2 yıl sonra Küba'da devrim olacak. Böyle hareket dansları yapmış Havana'da bir grup. Evet, akrobasiler solo danslarda ortaya çıktı. Ayak hareketleri
keza öyle. Toplu dans görüntüsü kısımlarında ise içeriden dönüş kadınlar için yer değiştirdiği figür, yani bizde ençufra olacak gelecek figür ağırlıklı gözüküyor. Bir sonraki sahneye geçelim. Evet, bir sonraki sahnede daha bir solo şov görüyor olacağız. Bir çiftimiz sahnede ve şov yapıyor. Bakalım neler göreceğiz. Ençufadan sonra erkeğin sağdan dönüşünü gördük. Devam. Müzikte break'ler var, molalar var, danslar eşlik ediyorlar. Yani müzikalite de görülüyor. Sahne dansı ama, dikkat edin. Hey, those two are good. Square, huh? You didn't know? İki elli bir hareket de burada karşımıza çıktı. Devam edeyim. Yine o iki elli hareketin devamı, bugün setente diye bildiğimiz harekete oldukça benzeyen bir başlangıç var. Ve kadın birkaç defa dönüyor içeriden. Bu tip adaptasyonlar muhtemelen yapıldı zamanında. Evet, kadınla erkeğin el ele tutuşmadığı yerlerde bu hareketleri görüyoruz. Fakat Küba'daki abimiz ne demişti? Kasino %100 eşit danstır diyordu. El ele tutuşarak yapılıyor diyordu. Mutlaka tek el teması var. Demek ki bu hareketleri almamışlar arkadaşlar. Evet, bir sonraki görüntüye geçeyim. Dans görüntüsüne geçeyim. Sene 56-57 dedik, Amerika'dayız ve bir Latin müzik ve dans sahnesi var. Hemen izleyelim. Evet, piyano, bongo, kongalar var, timbal var ve ksilofon var arkadaşlar. Devam. Evet, perküsyonun cümlesi değişti. Onun önceki bende oldukça hızlı çalıyorlardı. Orada da ayaklarıyla kadın eşlik etmeye çalıştı. Yine müzikalite söz konusu. Şimdi 6-8 afro ritmine geçti. Dans da değişti. O zamanki Latin dansın figürleri böyle gözüküyor Amerika Birleşik Devletleri'nde. Bakalım bir sonraki sahnede neler göreceğiz. Bir sonraki sahne yine bir Latin müzik ve dans sahnesi. Bakalım ne çalıyorlar. Önden dans ediliyor. Kadın ayaklarından gördüğümüz gibi cha 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 çalıyor ve dans ediliyor. Still stubborn. Let me think overnight about Mr. Haley in the comments. We can decide in the morning, huh? They're playing our song. I never heard it before. Then from now on, it'll be our song. Come on, Dad.
Latin dünyası oldukça romantik, yine kapalı pozisyon hakimiyetinde bir sahne gördük Cha-Cha-Cha için. Bir sonraki sahneye gidelim. Evet, yine bir Latin dans ve müziği sahnesindeyiz. Bakalım bu sefer karşımızda hangi ritim ve dolayısıyla hangi dans var? Evet, bir bolero son kıvamında ya da çok yavaş bir mambo da diyebilirsiniz. Kung kung sesini kongana duyuyoruz. Birazcık geri alayım. Ufak bir dans kesimi var ama biraz sonra yine daha geniş perspektifte göreceğiz dansları. Talbot agency should know what they're doing. I wouldn't trust that Corrine as far as I could throw Lolo Bell. Maybe they just want a contrast in the music, huh? Man, is it going to be a contrast? When do we go on? As soon as Martinez finishes his number. I'll go get the boys ready. Şu ana kadar küçük açılma ve kapanma dışında sağdan dönüş dahi göremedim. %95 oranında kapalı pozisyon dans ediliyor bu hızdaki bir parçada. If we keep on playing music like this all night, we'll have much trouble in staying awake. Just remember what we've been told. There's to be no exciting music. Just music. Si, señor. Evet, heyecan verici müzikler istenmemiş. Dolayısıyla bu sebepten dolayı bu hızda çalıyorlar. Acaba ne olacak ileride? Bu arada kadın adımlarının 2-3-4 olduğunun altını çizelim. Kontratempo dediğimiz adım yapısında basıyor klavyeyi çalan hanımefendi. Bir kez daha görelim. Dans edenlerde kontra tempo varmış gibi gözüküyor ama sahne değiştiğinde farklı bir yere düşüyor adımlar. O yüzden çok emin olamıyoruz. Ama burada oldukça emin oluyoruz. Gung gung sesinde kadın üçüncü adımı basmış oluyor, yana adımı basmış oluyor. Music like this all night, we'll have much trouble in staying awake. Just remember what we've been told. There's to be no exciting music. Just music. Si, señor. Evet. 1955-60 arasında kontratempo var diyebiliriz gibi gözüküyor. Bir sonraki sahneye gidiyoruz. Kulübe giriş yapalım. Kulübe giriş yapalım acaba bizi ne bekliyor? There's a hotel. Klavye çalan kadının ayaklarında kongadaki gung gung sesine karşılık cha 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 adımı görebiliyoruz. Yine kontratempoda dans ediyor. Müthiş bir örnek. You mean you'd still want me after what I just said? Some people love murderers. There's a hotel. Gung. Thank you.
Evet, açılma ve yürütme hareketi gördük. Başka da bir şey görmedik. Dilekeno dilekesi gibi bir hareket. Küba'dan bu gelmiş demek ki, ya da onların icadı. Küba'ya gitti. Kim bilir? Well, that's it. The comet's going next. Bir sonraki sahneye geçelim. Bu sefer canlı bir müzikle karşılaşacağız. İzliyoruz. Steve, maybe it's my fault. I shouldn't have talked to her the way I did. No, get one thing straight, honey. It's really my fault. She's out after me and all of you are going to suffer for it. We're not licked yet. Maybe. Maybe not. I just think you'd be better off without me around, that's all. Steve, that's not fair. You got us this far. Bu bakalao kompan cümlesi de ne kadar çok kullanılmış ya. Bakalao kompan ile geri hatırlattı. You can't pull out now. Sure, we made cats out of these squares tonight. And you're the one that proved we could do it. You're gonna admit that a dame like Corrine beat you? Look, I'm perfectly willing to keep trying if you want it that way. Crazy, man. He's staying. Give me some skid. Yeah. Yeah, but make no mistake about it now. It's going to be a lot of tough sledding ahead. We're heading for New York right after this shindig's over. Okay? Evet, müzik canlanınca figürler arttı, açık pozisyon arttı, figürler arttı, iğmeler arttı. Rock and roll ve cha-cha-cha diyor, o zamanların popülerleri bunlarmış demek. Kola mı gördüm o arkada? Biraz geri alayım. Çok ilginç, crossbody delete ya da dilekeno yaparken 1-2-3'te 3. vuruşta kadını döndürüyor şu ortadaki arkadaş. O da sonda kullanılan bir figür idi. Sonradan mamboya geçti ve sonda da kayboldu. İlginç bir figürdür. Görelim. Ve alkışlar gelir. Bir sonraki sahneye geçelim. Bu sahne önemli çünkü bir çift var sadece sahne. Dolayısıyla figürler çok iyi görülüyor. Buradaki hareketlerin tamamının son dansına geçtiğini düşünüyorum. İzleyelim. Bu dilekeno gibi bir şey oldu. Bu adios gibi bir şey oldu. She goes, he goes, bir sen bir ben. Ellerin bırakıldığını pek baz almıyorduk. Abimizin dediğine göre baz alamıyoruz. Erkeğin sağdan dönüşü. Gerçi bu abiden başka kimse de kullanmıyor. O da ilginç. Demek ki o kadar da popüler değil. Ve
Coca-Cola yerine veya Crossbody Inside Turn yerine geçebilecek bir hareket görmüş olduk. Enteresan. Evet, bu hareketler adapte edilmiş olabilir. Hemen bir sonraki sahneye geçip finale doğru gidelim. Final sahnesindeyiz. Bakalım neler göreceğiz. Solo bir dans bizi karşılıyor. Ancak diğer insanlar da piste giriyorlar. Evet, kısa bir sahneydi. Ancak vurgulu olarak bence bu filmden ne alınmıştır derseniz herhalde kadın içeriden dönüşü alınmıştır. Çoğunlukla herkes tarafından alınabilecek bir o var gibi gözüküyor. Diğer hareketler de akılda kaldığı kadar. Kız geçer, erkek geçer de olabilir. Onun dışındakiler akılda kalır bilmiyorum ama kola gibi olan hareketler zaten vardı. Eski videolarda bunları görebiliyoruz. Onların üzerine bunlar gelmiş olabilir. Kapalı pozisyon yürütme var. Adios var. Açıldık sağdan dönüşü var. Cufre dediğimiz hareketi var. Kadın geçer, erkek geçer haline gelir. Ve Coca-Cola var. Oldukça evrimde ilerlemiş olan bir dans var karşımızda. Son Urbano diyoruz buna veya Casino diyoruz. En baştaki röportajda da beyefendinin abuelito, dedemizin yani dedemizin dediği gibi. Evet, bir sonraki analizde görüşmek üzere. Hoşça kalın, mutlu kalın.